Yine boş bir mezarın başını ağlamak için kendimi zor tuttum. İlerledim sandım ama aynı yerdeymiş. Fark bu sefer kendi mezarım değil. Bir kere olsun bana sordun mu? Bir kere olsun senin başına ne geldi? Bu adam sana ne yaptı? Neden intikam almak istiyorsun diye sordun mu bana? Ne yaptı? Ha? Ne yaptı? Aldattı mı seni? Ne yaptı? Ya boş ver bunu. Boş ver. Ne diyorsun Leyla sen? Ne demek kendi mezarım? Cihan. Bu şerefsiz beni uçurup bunu atlasaydı. Nikahtan sonra. Otele gitti kaç metre oradaydı. Cihan'ın evli olduğunu anlattı bana. Cihan. Sahteymiş, nikah falan her şey sahteymiş. Aşık olduğum adam kandırdı beni. Dur, dur, dur. Dokunma bana! Lan, dur. Asla affetmeyeceğim. Leyla! Bırakmadı beni. Bu kadar kolay mı? Senden bu kadar kolay vazgeçmem Leyla. Ya sen beni kandırdın. Ben sana aşığım, sana! Sana aşığım, ayrılmak falan yok, unut bunu. Bitmedi! Onu istemediğim için gözünü bile kırpmadan beni ölüme attı. Bu adamı kendisi senden boşandı değil mi? Elimden bir kaza çıkmadan çık git. Zeynep git! Niye anlatmadın bana? Biliyorsun artık işte. Şimdi anlıyor musun neden öfkemi hiç dinmedin? Seni dinledin Leyla öldü. Onu uçurumdan aşağı attı. Öldürdü. Kazaydı. Kaza falan değildi. Bile bile ettin beni. Kaçmak istedim oradan. Sana gelmek istedim arkadaşım. Sen haklıymışsın demek istedim. Ailetim annelerde kimsesiz büyüdüm. Hep bir hayvan olsun istedim. Sizinle ben çok aşık oldum. Ama bedenini öldürdüm. Aylarca hastanede yattım. Çok acı çektim. Bir gün beni canlı canlı mezarı gömdüğü için ondan intikam alacağım. Leyla da o gün öldü işte. Siz yalnız değilsiniz.